Yanlış hatırlamıyorsam önceki videoyu Avrupalılar açısından başarıyla sonuçlanan ilk Haçlı seferiyle bitirmiştik. Evet bu seferlerle Haçlı ordusu kutsal toprakları Müslümanlardan geri almayı başardı. Bizans İmparatorluğu ise Anadolu'da vaktiyle Selçuklulara kaptırdığı toprakların bir kısmını yeniden ele geçirmişti. Sonraki yıllarda Avrupa'nın kutsal topraklar üzerindeki kontrolü daha da pekişti arkadaşlar. Bölgede Haçlı Krallıkları türedi. Önceki videoda da söylediğim gibi başlangıçta bu ilk haçlı seferiyle hedeflenen şey Anadolu'daki Selçuklular karşısında sürekli toprak kaybeden Bizans'a askeri destek sağlamak kaybettiği toprakları geri kazanmasına yardımcı olmaktı. Fakat gerçekte pek de öyle olmadı. Haçlılar Müslümanlardan geri aldıkları toprakların bir kısmını Bizans'a teslim etmek yerine kendilerine ayırıp buralarda yeni krallıklar kurdular. Evet şimdi biraz daha ilerleyip zaman çizelgemizin şu kısmına gelelim. Zamanı biraz ileri sardık ve 12. yüzyılın ortalarına geldik. Müslümanlar bu tarihlerde bölgedeki toprakların bir kısmını Hristiyanlardan geri almayı başardı. Özellikle Urfa'nın ya da eski adıyla Edesa Krallığı'nın ve Halep'in Müslümanlar tarafından yeniden ele geçirilmesi 2. Haçlı Seferi'nin fitrini ateşledi. Ya da pek çok Haçlı Seferi'nin ikincisi diyeyim. Çünkü buradaki zaman çizelgesinde gördükleriniz tarihçiler tarafından birinci, ikinci, üçüncü diye anılan Haçlı Seferleri. Yani tarihsel çerçevede resmiyet kazanmış seferler. Fakat Yüksek Orta Çağ'daki bu 200 yıllık dönemde aslında daha pek çok Haçlı Seferinin gerçekleştiği biliniyor. Mesela Haçlı orduları Kuzey Avrupa'da henüz Hristiyanlığa geçmemiş Cermen kabileleriyle de savaştılar. Keza yeniden fethi anlamına gelen Reconquista hareketiyle Müslümanların İber Yarımadası'nda yüzyıllardır süren fa faaliyetlerine, varlığına son verdiler. E, evet, şimdi biz konumuza dönelim. Dediğim gibi Urfa ve Halep'in Müslümanlar tarafından yeniden ele geçirilmesi 2. Haçlı Seferine yol açtı. Bu son derece başarısız bir seferdi. Orta Doğu'daki tabloyu hiç değiştirmedi. Fakat 12. yüzyılın sonlarına doğru çok önemli bir şey oldu. Müslüman hükümdar Selahaddin Eyyubi, 1187'de Kudüs'ü ve kutsal toprakların büyük bir bölümünü Hristiyanlardan geri almayı başardı. Hatırlayacağınız gibi Kudüs'ün kontrolü aşağı yukarı 90 yıldır Batı Avrupalı Haçlı Krallıkları'nın elindeydi. Bu beklenmedik yenilgi batıda büyük bir kaosa yol açtı ve Müslümanlara karşı yeni bir haçlı seferinin yapılmasına karar verildi. Dediler ki bir sefer daha yapmamız lazım bu böyle olmaz. Üçüncü haçlı seferinin Hristiyan Avrupa açısından bir takım kazanımları oldu. Avrupa'nın en güçlü hükümdarlarından biri olan Fransa Kralı II. Filip, Aslan yürekli lakabıyla tanınan İngiltere Kralı Richard e, ve Kutsal Roma İmparatoru Frederick Barbarossa bu sefere öncülük eden isimler arasındaydı. Kutsal Roma İmparatorluğunu Orta Çağdaki Almanya olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kudüs'e doğru yola çıkan Frederick Barbarossa henüz Anadolu topraklarındayken Göksu Nehri'nde boğulup ölmüştü. İmparatorun ölümü orduda büyük bir moral bozukluğu yarattı ve askerlerin birçoğu geri döndü. Fakat ikinci Filip ve aslan yürekleri Richard, Selahaddin Eyyubi ile sıcak çatışmaya girecek kadar ilerleyebilmişler. Hatta Müslümanların kontrolündeki toprakların bir kısmını, özellikle de Akra ve çevresini ele geçirmeyi başarmışlardı. Ayrıca Selahaddin Eyyubi'den bir takım tavizler de kopardılar. Bunlardan biri Hristiyan hacı adaylarının silah taşımamak kaydıyla Kudüs'ü ve kutsal toprakları ziyaret edebileceklerine dair verilen güvenceydi. Selahaddin Eyyubi 12. yüzyılın sonlarına doğru 1193 yılında hayata gözlerini yumdu. 13. yüzyılın hemen başında yeni bir haçlı seferi gündeme geldi. Bu da oldukça ilginç. Çünkü Venedikli tüccarlardan yardım alan Haçlılar, Bizans İmparatorluğu tahtı üzerinde hak iddia eden 4. Alexios'la da iletişime geçtiler. Böylece onlar Alexios'un tahta geçmesini sağlayacak, Alexios da seferlerin devamı için onlara yardımcı olacaktı. Böyle bir aralarında ikili anlaşma yaptılar. Gerçekten de Alexios Bizans tahtına çıkmayı başardı fakat çok geçmeden bir isyanla alaşağı edildi. Haçlılar, Alexios'un vaatlerinin önemli bir parçasını oluşturan mali desteği alamayınca Konstantinopolis'i yani İstanbul'u kendi başlarına ele geçirmeye karar verdiler. Bu süreçte yaşananlar Ortodoks ve Katolik dünyası arasındaki ilişkiyi tarihçilerin ifadesiyle kalbinden hançerledi. Keza önceki videolarda 1054 yılında bu iki kilisenin birbirlerinden resmen ayrıldığı büyük skizmadan söz etmiştik arkadaşlar hatırlarsınız. Fakat buradaki durum bundan çok daha farklıydı. Latin kilisesine ya da sonraki adıyla Roma Katolik kilisesine biat eden Haçlılar Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i yani İstanbul'u yakıp yıkıyor her yeri talan ediyorlar. Üstelik Konstantinopolis Doğu Hristiyanlığının yani Ortodoks inancının merkezi durumunda olan bir şehir. Kutsal bir şehir yani. Bu açıdan bakınca Konstantinopolis'te yaşanan trajedi daha da çarpıcı hale geliyor. Sürecin sonunda Bizans İmparatorluğu haritada gördüğünüz biçimde parçalara ayrıldı. 4. Haçlı Seferi'nin kutsal topraklar üzerinde pek bir etkisi olmamıştı. Fakat Bizans İmparatorluğu bir süreliğine de olsa tarih sahnesinden silindi. Bizanslılar 1261'de Konstantinopolis'i yeniden ele geçirip imparatorluğu tekrar ayağa kaldırmayı başardılar. Fakat Bizans o eski görkemli yıllarına bir daha asla kavuşamadı. Gördüğünüz gibi 1200'lü yılların başlarında 1261'e kadar Haçlılar Bizans'ı kontrolleri altında tuttu. Evet Kudüs hala Müslümanların elindeydi ve batı bu durumdan hiç hoşnut değildi. Bu arada 1212'de yani 4. ve 5. Haçlı seferleri arasında çok ilginç bir olayın yaşandığı rivayet edilir. Aslında bu gerçekliği resmi olarak kabul edilen bir vakadan çok halk arasında destanlaşmış bir hikayeye benziyor. Evet, çocuk haçlı seferleri diye anılan olaydan söz ediyorum. Rivayete göre Hazreti İsa bir gün bir çocuğun karşısına çıkıyor ve ondan etrafına toplayabildiği kadar çocukla Kudüs'e gitmesini, oradaki Müslümanları Hristiyanlığa davet etmesini istiyor. Çocuk da köşe bucak gezip yaşadığı olayı anlatıyor. Kendisiyle Kudüs'e gitmeye, bu misyonu yerine getirmeye gönüllü çocukları etrafında topluyor. Ve nihayet 1212 yılında on binlerce çocuk kutsal topraklara doğru yola çıkıyor. Fakat amaçlarına ulaşamıyorlar. Çoğu yolda açlıktan ölüyor. Kalanlarsa tutsak edilip köle pazarlarında satılıyor. Dediğim gibi bu bir rivayet. Tarihçiler bu olaya şüpheyle yaklaşıyor. Şuradaki soru işaretlerini de bu yüzden koydum zaten. Evet, böyle bir sefer yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyoruz. Fakat 13. yüzyılın ilk çeyreğinde Kudüs hala Müslümanların elindeydi ve bu tarihlerde başarısızlıkla sonuçlanan 5. Haçlı Seferi yapıldı. Onu 6. Haçlı Seferi takip etti. Bu Haçlılar için nispeten başarılı bir seferdi. Kutsal toprakların bir kısmını yeniden Haçlılar almayı başardı. Fakat 6. Seferden hemen sonra bir Haçlı Seferi daha yapıldı. Baronların Haçlı Seferi. Bu başarısı itibarıyla 1. Haçlı Seferi ile boy ölçüşebilecek nitelikte bir seferdi. Haritada gördüğünüz gibi Haçlılar kutsal topraklarda büyük bir bölgeyi ele geçirdiler. Fakat Kudüs 1244 yılında tekrar Müslümanların kontrolüne geçti. Bunu 7. 8. ve 9. Haçlı Seferleri takip etti. Bu dönemde Haçlı Seferi diye adlandırılan Kudüs'ü yeniden ele geçirmeye yönelik başarısız başka girişimler de oldu. Kutsal topraklar 13. yüzyılın sonu ve 14. yüzyılın başı itibarıyla bütünüyle Müslümanların kontrolüne geçti. 1300'lü yılların başında bölgedeki durum bu haritada gördüğünüz gibiydi. Müslümanlar yalnızca kutsal toprakları değil, Anadolu'nun da neredeyse tamamını ele geçirmişti. Bir tek Konstantinopolis yani İstanbul hala Bizans'ın kontrolündeydi. Fakat Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet 1453'te Konstantinopolis'i fethetti ve Bizans İmparatorluğu son buldu. Videonun başındaki haritayla bu haritayı karşılaştırdığımızda aşağı yukarı 200 yıla yayılan Haçlı Seferlerinin kutsal topraklardaki tabloyu değiştirmediğini görüyoruz. Bununla birlikte Haçlı Seferlerinin ya da zihniyetinin hedefine ulaştığı coğrafyalar da oldu. Tıpkı İber Yarımadası'nda olduğu gibi. Yarımada'da Müslümanların kontrolünde bulunan toprakların tamamına yakını 14. yüzyılda Hristiyan krallıkları tarafından ele geçirildi ve Müslümanlardan geriye yalnızca Granada'daki Beni Ahmer devleti kaldı. Reconquista yani yeniden fetih hareketi bir ölçüde başarılı olmuştu. 1492'de Müslümanların İber Yarımadası üzerindeki son kalesi olan Beni Ahmer Devleti de yıkıldı ve buradaki Müslümanlar Yahudilerle birlikte sürgün edildi. Böylece Yarımada'daki İslam varlığı siyasi anlamda da son buldu. Haçlı seferlerini araştırırken fark ettim ki Kudüs'ün bu 200 yıllık süreçte defalarca el değiştirmesi bayağı kafa karıştırıyor. Bu yüzden şöyle ilave bir zaman çizelgesi hazırladım takip etmesi kolay olsun diye. Çizginin yeşil olduğu yerler Kudüs'ün Müslümanların elinde olduğu tarihleri ifade ediyor. Kırmızı yerlerse Haçlıların elinde olduğu tarihleri. Hemen şöyle bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi ilk Haçlı Seferinin sonunda Kudüs el değiştirip Hristiyanların kontrolüne geçiyor. Sonra 1187'de Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü yeniden ele geçiriyor ve Kudüs 6. Haçlı Seferlerine kadar Müslümanların kontrolünde kalıyor. 6. Haçlı Seferlerinde Katolik Hristiyanlar kutsal toprakları ve Kudüs'ü kısmen ele geçirmeyi başarıyorlar. Bu başarı Baronların Haçlı Seferi ile perçinleniyor. 1244'te ise Kudüs yeniden Müslümanların eline geçiyor.